Mükemmel bir Galatasaray izledik. Tabii bayağı dün Fener'in yenmesi sonucunda. Bir de tabii Fener'in yenmesi ama tabii sahanın çok kötü olması neticesinde bayağı sıkıntılı bir 90 dakika yaşandı. Hem Rize adına hem şey adına Fenerbahçe adına. Yalnız tabii Galatasaray bugünkü Ankara performansı mükemmele yakın. Hele o oyuncu Kon diye bir oyuncu sol bek. Hani Galatasaray istediği sol bek, hem hız var, teknik var. Tekrar güç var, tekrar gidiyor, geri geliyor. Olağanüstü bir performans gösterdi. Tabii bundan sonraki periyotta yani Galatasaray'ın Avrupa'daki başarıları ne derece etki olacak bu takım yahut da takımdaki oyuncuların performansları. Tabii burada Okan Hoca'yı da kutlamak gerekiyor. Yani her geçen hafta, her geçen oyunda Okan'a güvenim bir kat daha artıyor. Bundan dolayı kendisini kutluyorum. Galatasaray takımı sorun yok Galatasaray takımında. İçeride dışarıda falan mükemmel mücadele ediyorlar. Bu nedenle de Ya bugünkü oyun yani sanki mükemmel. Galatasaray'da bütün Türkiye şunu gösterdi. Ben sana şampiyonluğu bırakmayacağım. Bu işi ben senden daha çok istiyorum. Benim kadrom daha iyi. Tabii bu güzel bir Ben yarış daha ama arzulu istekli bir takımım. Ve bu şampiyonluğu 24. defa bırakmayacağım. Yani elime geçireceğim gibi mesajı verir gibiydi. Kesinlikle öyle ya. Zaten her maça çıkarken dikkat et. Bak maç sahadaki performansı, oyuncuların birbirine olan iletişimi, ne bileyim birbirini tamamlayan özellikle hareket etmeleri, ne bileyim kademelere girip birbirlerinin açıklarını kapatmaları falan. Yani bir takım için oluşacak böyle bir cesaret maalesef Galatasaray'da var yani. Var. Yani diğer takımlarda da tabii, daha çok da Fenerbahçe'nin tabii 100 yıllık performansında yani bu dostluğu daha pekiştirerek ne bileyim şampiyonaya devam edilse bir kat daha artacak bizim keyfimiz. Yalnız dünkü pozisyonlarda da dikkat edilirse Galatasaray'ın şunu da söylemekte fayda var. Dünkü maçta bir önceki maç Kadıköy'de oynanan iki kırmızı kart, bir penaltı ve Ceko'nun attığı gol, faul gol. Bir de bugün dün akşamkine Yalnız baktığın zaman Ceko'nun golü için bir tek kere siz faul dediniz ha. iki oyuncunun birinin üstünden çıktı, ezdi Ya geçti tamam harici. yani hani hiçbir Olabilir hakem abi. Trio programında da Erman Toroğlu da Ahmet'i de hiçbiri bundan bahsetmedi. Siz ama ısrarla onun bir faul olduğunu söylüyorsunuz. Aynen. Ben vazgeçmiyorum da aynen devam ediyorum. O pozisyon fauldü. Şimdi o pozisyonlar mesela dünkü maçtaki atılan gollerdeki kalecinin, o defansın yaptığı amatörce işler sonucunda aynısı Galatasaray'da yapılsaydı bugün itibariyle ne oluyordu ya? Karşı taraftan ne tepkiler alabilirdi Galatasaray? Ha? Ne tepkiler alabilirdi? İşte böyle Ama şöyle. kalecinin dün ne anası kaldı, ne ailesi kaldı, ne geçmişteki Fenerli kaldı. Sosyal medyada çocuğu linç ettiler abi. Ama Serhat öyle goller yenir mi ya? Öyle goller yenir mi abi? Bir tane de Abi stoperleri bu işin var. sonu yok. Galatasaray Samsun'u yeniyor. 3 tane Galatasaraylı orada linç ediliyor. Burada şimdi bu kaleci linç. Gökhan çıkmadı maça sakatlığı nedeniyle. Bu kaleci genç kaleci. Bu sefer ikinci defa forma giydi. Peki aynı, ben şunu soruyorum ya. Yani Aynı şimdi her şeyin pozisyondan altında bir şey ararsak zaten ya bu ligi biter miyiz ya? aynı pozisyonu Galatasaray yaşasaydı bugün ne yani medya ne durumdaydı yani? Yahut da adil rekabet denen şey ne durumdaydı? Ben onu merak ediyorum. Tamam öyle olabilir. Yani sen Hakem altında bir şey mi görmeyebilir. arıyorsun? Yani Rize'deki kalecinin yediği gollerde bir şüphe mi var sende? Herhalde var. Ne demek yani? Niye? Ceko'nun attığı top sanki içinden geçti o kalecinin ya. Diğerinde de bir tane stoper var. Kaleciye bırakıyor. Kaleci arada düşüyor. Serdar Dursun vuruyor, gol yapıyor. Nasıl iş bu ya? Abi Böyle. o zaman da 2 hafta önce Samsun'da o zaman Okan'ın yediği gole de o zaman yani bunların altına nasıl kalkılacak? Şimdi her şeyin altında bir şey aranırsa nasıl bir sonuç Okan'ın bulunur? pozisyonu falan, elini uzat falan diyor. Ne demek elini uzat? Ne demek elini uzat abi? Elini uzatmıyormuş da elini çekiyormuş da bilmem. Aynı şey Trabzonspor'da da kalecisi için de neler söylediler.
Fenerbahçe şampiyon olmak için. Yani biz çabuk maalesef... bizi kalsın yapmayalım. Yani bizim en azından bir farkımız olsun. Biz şimdi kalkıp da Ferhat'cığım, bu kişileri ben şöyle, parçalarsak. Aynısı Galatasaray'da olsaydı bugün itibariyle Fener medyası yahut da Fenerbahçe Ali Koç'u yönetim kurulu falan neler söylüyorlardı medyada. Tekrar çıkıp aslanlar gibi basın toplantısı yapıp Galatasaray'a ağır eleştiri yapacaktı Ali Koç Efendi. Anladın mı?